أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ديالي القردشترم دونين ايجاز اتقان ومساوات بلمنا باشلامشتر Ve ee, musavata geldik. E, el musavatu musavat. Musavat nedir? Musavat, lafızın manaya eşit olmasıdır. Yani siz bir manayı lafızla dile getirirken kullandığınız lafızlar anlamla aynı ise ne eksik ne çoksa, o zaman biz buna musavat diyoruz. İlk başta musavati açıklayarak başlayacak. Sebebine gelince e ee, musavat itnab ve icaz için haddi vasat gibidir haddi vasat. Hani eee e, Tullab'da haddi vasat var ya şekillerde. Her iki önermede de, her iki kadiyede de tekrar edilen e, lafızdı ve e, kadiye kıyas onun üzerine yapılıyordu. İkisi arasında ortada olduğu için e, haddi vasat hükmündedir ve e, önce onu zikretti. Çünkü e, onunla diğer ikisi değerlendirilir. E, yani musavati bildiğimizde bu sefer musavattan daha lafzı az olana icaz, daha çok olana ise biz e, itnap diyoruz. Onun için ilk başta musavati konu aldı. Örnek nehu kavlihi teala Allah tebareke teala şu kavli ve la yahiqul makru seyyi'u kötü mekir, tuzak şey yapmaz. Yani kötü tuzak sadece ehline, sahibine isabet eder. Yani ona müstehak olana isabet eder. İşte burada demek istenen yani kötü bir tuzak kuranlar, kötü bir şey yapanlar ancak kötülükleri kendilerinedir. Kendilerine isabet eder. Dolayısıyla burada ayet-i kerimenin lafzı ile manası birbirine eşit olarak kabul edilmiştir. Ve bu şekilde bu musavata bir örnektir. Ve kavlihi yine şairin şu kavlinde Fe inneke kelleyli elledi mudriki Sen o gece gibisin ki, sen gece gibisin ki her nerede olursam olayım beni yakalar. Hani gece biz nerede olursak olalım, gece gelip bizi yakalar ve bizi de kapsar. Sen de öyle birisisin. ya yani nasıl geceden kaçını, e, kişi kaçamıyor, senden de ben kaçamıyorum. Her nereye gidersen beni e, e, yakalarsın. وَاِنْ خِلْتُ اَنَّ الْمُنْتَٓاءَ Her ne kadar ben e, senden Kaçışın senden kaçacak ve sığınacak yerin çok geniş olduğunu zannetsem de öyle inansam da fakat yine de senden kaçamıyorum hep beni yakalıyorsun yani ne kadar uzak yer geniş zannetsem bile sen yine de beni yakalıyorsun burada da e, şairin demek istediği e, senden e, kaçınılmıyor senden kaçamıyorum her ne kadar kaçacak yer gideceğim yer çok uzak olsa da her ne kadar senden uzak olsam da sen yine de beni gece gibi yakalıyorsun. Burada da şiir anlatmak istediği manayla lafzı eşittir. Dolayısıyla bu da musavattir. Aslında bazıları hem hem ayeti kerimede hem şiirde icaz var demişler. Eee e, niye ayet, niye e, icaz var demişler? Çünkü demişler ki ayet-i kerimede müstesna minhu mahzufdu dolayısıyla bu icazdır. Yani vela yahiku'l makru sayyi'u ahadan illa bi ahlihi. Dolayısıyla onlara göre müstesna minhu yani ya da vela yahiku'l makru sayyi'u bi ahadin illa bi ahlihi. Dolayısıyla bi ahadin orada eee müstesna minhudur ve mahzufdur diyenler olmuştur. Eğer orada gerçekten müstesna minhu mahzufsa e, icaz olduğu doğrudur. Ama diğer alimler hayır demişler. Burada icaz değil, burada musavat demişler. Şiirde de bazılarına göre şiirde ise cevabı şart mahzuftur. Yani wa in khiltu Burada in şartıya var. Cevabı mahzuftur. Dolayısıyla e, yine kile göre burada cevap mahzuf olduğu için bu da icazdır diyenler olmuştur. Ama ee, bu söylemden nazar vardır. Dolayısıyla bu e, şey değildir. E, bu e, e, icaz değildir. E, çünkü bu e, bu e, e, as burada yani burada evet bir mahzuf olsa bile bu eee hasfer yayet lafzi bir emir olup asıl manayı eda etmek için böyle buna ihtiyaç yoktur. İhtiyaç olmadığı için burada musavat denilmiştir. Vel icazu, icaz ise, icaz daha önce de söyledik, lafzın anlatmak istediği manadan daha az ve daha kısa oluşudur. Eğer lafzımız kısa, mana genişse buna icaz deniliyor. Fakat icaz da vel icazu darbani, icaz da iki çeşitte ayrılıyor, İki çeşittir. Bir tanesi icazul kısari, İcazul kisar. doğru olan el kisari, icazul kisari satın fethali okunmasıdır. Ama meşhur olan icazul kasri diye satın e, sukun okunmasıdır. Her iki şekilde de okunmuştur. Sahi olan, doğru olan kisar demek el kisari satın fethali okumak. Ama meşhur olan da e, el kasr diye satın meczum okumaktır. Neymiş icazul kisar? Ve huve ma leyse hasfin içinde hasfin olmadığı. Yani bizim lafızımız icazdır ama içinde hiç hazf yoktur. Ama anlatmak istediği manada çoktur. Nehu kavli teala Allah tebareke ve teala şu kavlinde olduğu gibi. Ve lekum fil kısasi hayatu. Sizin için hayat kısasta hayat vardır. Sizin için kısasta hayat vardır. Bu ayet-i kerimede özellikle ve lekumu da saymayalım. Çünkü asıl e, kelamımız fil kısası hayatundur. Fil kısası hayatundur. Dolayısıyla bu fil kısası hayatun e, kelamında gerçekten mana çok çok geniştir ama lafız gayet kısadır. İşte bu buna biz icazul kısar diyoruz. Çünkü içinde hiç hasf yoktur ve anlatmak istediği de çok geniştir. Fe ma'nahu kesirun. Bunun manası çoktur. Çokçadır. Ve lafzuhu yetirun. Lafzi lafzi ise gayet azdır. Basit ve azdır. ولا حذف <فِيه> içinde herhangi bir hazif de yoktur. Ee, bu ayet-i kerime gerçekten e, çok şey anlatıyor. Çok şey anlatıyor. E, çünkü burada manası nedir? İnsan her ne zaman e, bir başkasını öldürürsem öldürsem öldürüleceğim diye hakikati bilirse o zaman öldürmekten vazgeçer. Öldürmediği vakit Başkasını, başkası hayatta kalır. Kendisi başkasını öldürmediğinde kendisine de kısas uygulanmayacak. Dolayısıyla kendi hayatı da kurtulmuş olacak. Onun için e, bu şekilde e, hem öldürmek kalkmış olur hem kısas ortadan kalkmış olur. Ve bu şekilde insanlar hayatta olur. Dolayısıyla burada dikkat ederseniz ayet-i kerime benim bu söylediklerimden çok daha uzun hakikatleri bize anlatmış oluyor. Ve fadluhu bu ayet-i kerimesin kelimenin üstünlüğü alama kana indahum Arapların yanında var olan evceze kelamın fi hada'l -ma bu manada kelamın en vecizi olan Arapların yanındaki bir söz var o sözden üstünlüğü yani bu ayet-i kerimenin o Arapların kısa ama öz olan e, kelamdan e, fazileti üstünlüğü ki o da hangisiydi el katlu en fa'l el katli e, Katil öldürmek öldürmeyi e, men ediyor. Yani yani öldürmeyi bir nevi e, öldürüyor yok ediyor. Dolayısıyla e, yani e, yani birisini öldürdüğünde e, yani katili öldürdüğünde o zaman öldürmeyi yok ediyor. Dolayısıyla bu sefer öldürme olayları azalmış oluyor. Şu Arapların yanında bu 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 söz var el fel el katli. Adi kerime ise fil kısası hayatun. İşte bu fil kısası hayatun. Arapların en kısa ve öz ve ciz olan el katlu en fel katliden daha üstündür. E, neyle ne üstündür? Bi kılleti hurufi ma yunaziruhu minhu e, harf ayet-i kerime bir, 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 birinci derecede harflarıyla bu e, Arapların bu kelamından harf sayısı olarak daha azdır e, ve bu noktada ondan daha üstündür. Çünkü ayet-i söylediğimiz gibi fil kısası hayatun bölümüdür. Ve lekumu bir tarafa bırakalım. Çünkü e, asıl hüküm fil kısası hayatundur. E burada sayarsak tenvinle beraber, hayatındaki tenvinle beraber 11 oluyor. El katlu en fel el katli ise 14 harf oluyor. Dolayısıyla ayet-i kerime harf açısından ondan daha az olduğu için daha üstündür. Ve nasi alel matlubi, matlubun üzerine de nas, naslık açısından da ondan daha üstündür. Çünkü ayet-i kerime fel hayatın e, matlubun üzerine matlub edilen konusunda tam bir hükümdür bir nastır bu konuda da elkatu en felkatliden daha üstündür daha üstündür ee, e, başka eee ve ma bir tenkiru hayaten min bir de kelimede geçen hayatın kelimesi nekire gelmiş ve bu nekire de tazimi ifade ediyor. Oradaki nekirlik tazimi ifade ediyor. Bu noktadan da e, büyük bir hayat vardır sizin için. Dolayısıyla e, burada da muhteşem bir anlam veriyor. Yine bu Arapların sözünden e, daha üstündür. E, e, Niye tazim? لِمَنْعِعَ أَمَّا كَانُوا katli مِنْ قَتْلِ جَمَاعَةٍ بِوَاحِدٍ Arapların üzerinde olduğu adet ile bir kişiye karşı bir cemaati ...öldürmekten de men etmiş oluyor... ...çünkü ayet-i kerime... E, ...bu hükümüyle... E, ...Arapların... E, kend ...öldürülen kendi adamlarına karşı... ...karşı taraftan bir cemaati... ...öldürerek intikam almaları... ...ve bu şekilde sözde... ...öldürme öldürmeyi yok ediyor... ...dolayısıyla ölümler azalmış oluyor... ...sözünü söyleyerek... ...ayet-i kerime bunu da... ...bunu onlardan... E, e, bunu ...bunu onlara... ...yasaklamış oluyor ve hayatın olduğunu kısasta hayatın olduğunu ve sadece katilin katilden kısasın alınacağını söyleyerek Bir de büyük bir hayatı vermiş olur Çünkü siz sadece katili vurduğunuzda ondan sonra başka bir katil bir başkasını vurmaya cesaret edemeyecek Dolayısıyla burada büyük bir hayat ortaya çıkacaktır. çıkacaktıriyetti ya da ya da ya da oradaki nekirelik nev'iyeti bize açıklıyor. Yani bir çeşit hayat vardı size. El hasileti lil maktuli vel katili bil irtida'i hem katil hem maktulden e, e, hasıl olan bir çeşit hayat. Yani kısas uygulanınca katil öldürüleceğini bildiği için öldürmeyecek. Dolayısıyla maktul da öldürülmeyecek. O zaman hem katil hem maktulun öldürme olayından uzak durarak e, bir çeşit hayatta e, hayatın onlar için bizler için var olduğunu e, anlamış olacaklardır ki burada da yine Adi i kerime e, Arapların o sözünden daha üstündür. Çünkü söylediğimiz gibi onlar bu sözü söylerken öldürülen bir adamlarına karşı kısas olarak onlarca insanı vurabiliyorlardı. Halbuki ayet i kerime bunu kaldırıyor. Onun yerine e, sadece katili cezalandırıyor ve bu da hayata sevbiyet veriyor. Hem katil hem maktul kurtulmuş oluyor. Çünkü katil öldürürse öldürüleceğini bildiği için vazgeçiyor ve bu şekilde bir çeşit hayat, büyük bir hayat olmuş oluyor. Ve tiradihi yine e, bir Yani bu konuda e, ayet-i kerime e, e, bir geneldir. Yani herhangi bir şarta bağlı olmaksızın, e, kısas her nerede olsa olsun, uygulandığı vakit kısasta herkes için bir hayat vardır. Dolayısıyla burada genel olması da mutarid olması da mutarid olmada da yine Arapların bu sözünden daha üstündür. Ve yani tekrarı ayrıca ayet-i kerimede tekrar yoktur. Fil kısası hayatun fil kısası hayatun. Ama Arapların sözünde e, e, tekrar vardır. Bir el katlu en fel katli katil kelimesi iki defa tekrar edilmiş. İkincisi de e, ee, enfa e, ismi tavdildir. İsmi tavdil olunca mufaddalu aleyhi de olmalıdır. Dolayısıyla el katlu anfa lil katli e, söylerken bunu 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 söylerken bu durumda e, o mufaddalu aleyhinin de e, orada da mesela el katlu anfa lil katli minhu şeklinde dolayısıyla orada bir tekrar söz konusu söz min gayrihi mesela el katlu en fadil katli min gayrihi dolayısıyla min gayrihi der ki yani min gayri katli dolayısıyla e, bu, bu, olunca burada e, tekrar olmuş olur. Ayet-i kerimede tekrar yok. Arapların sözünde tekrar vardır. Başka ve istignan ve istignaihi an an takdiri mahzuf bi de ayet-i kerimede mahzuf'tan da mahzufi takdir etmekten de müstağnidir. Ayet-i kerimede mahzuf yoktur. Hazif yoktur ama Arapların sözünde söylediğimiz gibi ee, ismi Tavdil olunca ismi tefilde o zaman elqatü en fel elqatlihi min terkihi e, yada min gayrihi olmuş olur ki burada mahzuf vardır. E, o zaman ait kelime de hasf olmayınca hasften mustagni yolu bu kadar manayı ifade ettiğine göre Arapların bu sözünden yine üstündür. Vel mutabakati ait kerimede mutabakat var ve mutabakat konusunda da Arapların sözünden daha üstündür. Araplar elqatü en fel diyor Ayet kelime ise diyor ki fil kısası hayatun. Kısasta hayat vardır. Burada nasıl bir mutabakat var? Burada birbirine e, birbirine zıt, birbirine tam da e, olmayan iki şey bir arada top. Bir kısas öldürmek, katili öldürmek, iki hayat sağ. Dolayısıyla bak dikkat edin kısasla hayat tam da birbirine zıt olan şeydir. Dolayısıyla burada da aynı cümlede kısas ve hayatı toplayarak eee birbirine mutakabil, birbirine karşı olan iki manayı e, cem ediyor. Burada da e, mutabakat sanatı vardır ayet-i kerimede. Bu noktada yine ayet-i kerime Arapların bu sözünden daha üstün oluyor. Dolayısıyla biz birinci icazımız icazul kasırdı ya da icazul kisardı. O da o da e, e, işte içinde hasf olmayan icazdı. İkinci icaz ise ve icazul hasfi bir de icazul hazf var. Yani orada hasf var ve o hasften dolayı icaz olmuştur. E bu e, 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 kelamdaki hasf edilmiş olan yani mahzuf olan şey imma cüz'u cümletin ya bir cümlenin cüz'üdür. Cümlenin bir parçasıdır. Mudafun bu cüzü de mudaftır. Cüz mudaftır. hasfe giden e, cümlenin bir parçasıdır. Bu hasfe giden parçada mudaftır. Nehu kavli taala Allah'ın şu kavlinde olduğu gibi ves'al-qaryete yani vesel ehlel kariyetidir. Burada ehle kelimesi mudaftır. El kariyeti e, mudafilehidir. Ehle hasfedilmiş. Er, kariye gelmiş mudafilin yerine geçmiş. Ve el ehle mudaftır ve cümlenin bir parçasıdır. Ev mavsufun ya da mavsuftur. E, nehu şiirde olduğu gibi ene ibnü ve tallau senaya ene ibnü cela ve tallau senaya ben e, işi apacık olan, e, işi apacık olan e, ve tehlikeli, ıssız yollarda giden adamın adamım ya da adamın oğluyum demek istiyor. Burada da eee eee gitmiştir. Aslında şöyledir şiir. Enebnu raculin jala. Ana ben anabnu raculin jala ve ve tallahu eee Tenaya e, normalde tepecikler burada ıssız kimsenin varmadığı korkunç yerleri yerleri yerlere giden ve oralarda görünen oralarda apaçık olan kişiyim demek istiyor. Kendini övmüş oluyor. Burada e, bizim İbnun'un e, İbnü'nün mudafileyi olan racunu hasve gitmiş. O racunu normalde mevsuftur. Celal ise onun sıfatıdır. cela fiil-i madidir. Fiil içinde müseddidir, huvedir. Bu cela kendinden önce var olup hesve giden raculün sıfatıdır cümle, halis bir nekileden sonra geldiği vakit sıfat oluyordu burada o şekilde e, ya da cela isim olabilir eğer cela isimse zaten bizim konumuz değildir ama eğer e, cela fiil ise mevsuf hesve gitmiştir ben e, ben işi apaçık olan e, ve tanınan e, adamın oğluyum ve ben ve ben ıssız yerlerde dolaşan, gezen, tepeleri, tehlikeleri, ıssız yollarda giden adamım demek istiyor. Bunu niye söylüyor? Bu ya daha önce yüzünü kapatmış, açtığında bunu söylemiş oluyor. Yani yüzü kapalıdır, açtığımda benim kim olduğumu tanırsın demek istiyor. Ya da başında sargı var ben sarığı çıkarıp e, miferi e, taktığımda nasıl bir savaşçı olduğumu görürsünüz demek istiyor. Dolayısıyla bu böyle bir şey değil ama burada eee enebnu raculin cela şeklindedir. Cela hasfe giden raculun sıfatıdır. Burada hasif var ve hasfe giden de e, masuftur. Ey enebnu raculin cela demektir. O e, sıfatun ya da hasfe giden sıfattır. Sıfat hasfe gitmiştir. Nahu örneğin ayet kemede olduğu gibi ve kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin Bir melik vardı ve her sağlam gemiyi gasp ediyordu. Burada kule sefinetin, sefinetin mevsuftur. E, sıfatı hasve gitmiştir. Yani ve kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin sahihatin veya salimatin demek istiyor. Dolayısıyla burada sahihatin sıfat hasve gitmiştir nereden biliyoruz? E, ee, dolayı biliyoruz. Çünkü e, diyor ki ben orada bir ayıp yani ben gemide bir fe'aratu en a'ibaha ben gemiyi gemide bir ayıp yapmak istedim. Bir noksanlık yapmak istedim ki ne demek oluyor o zaman? Yani o zaman melik ayıplı gemilere el koymuyor. O zalim melik sağlam gemilere el koyuyor. Dolayısıyla eee Orada demek ki melik neyi alıyor? Ee, Ya'huzu kulla sefinetin sahihatin. Demek ki sahih, sağlam olan gemileri alıyor. İşte biz makablinden ev, ev nehviha ey sahihatin ev nehviha sahih ya da onun benzeri olan bir sıfat var orada hasfe gitmiştir. Mesela selim gibi bir delili makablehu bu ayet-i kerimenin makablinden bunu anlıyor. Çünkü makabli fe aradtu an a'ibaha ben onu onda bir ayıp yapmak istedim. İşte ben onda ayıp yapmak istedim sözünden, ayetinden. Burada kulle sefinetinin sıfatının hasve gittiğini, sahihatin ya da selimetin olduğunu anlamış oluyoruz. Av şartun ya da bizim şartımız hasve gitmiştir. Bizim şartımız hasve gitmiştir. Kemal daha önce de geçtiği gibi inşa bölümünde geçmişti. Orada da biz demiştik ki mesela temenni, istifam, emir, nehi gibi yerlerde şartın kendisi hasfe gitmiştir. Mesela leyte unfiqhu dediğimizde ey in e, urzakhu unfiqhu demek istiyoruz. Dolayısıyla orada ini şartıya var. Hasfe gitmiştir. Şart hasfe gitmiştir. Şart ve felu şart her ikisi de hasfe gitmiştir. İşte o da icazul hasfledir. Ev cevabu şartın ya da cevabı şart hasfe gitmiştir. Bu cevabı şartta niye hasf edilir? İmme li mücerredel ihtisari ya sırf kısa olsun diye cevabı şart hasfe gitmiştir. Nehum şu ayet-i kemalde olduğu gibi ve idâ qîle lehum ve idâ qîle lehum uttaqû mâ beynâ ve khalfakum turhamun kendilerine e, önünüzdeki ve arkanızdakinden itikaydın yani yaptıklarınızdan ve yapmadıklarınızdan dolayı korkunuz, ittika ediniz den e, ki e, lalakum turhamun ki size rahmet edilsin e, ayet kelimesinde bu idai şartıya gelmiş ama cevap gelmemiş. O zaman bunlara söylediğinde bunlar ne oldu? E, A'radu ey Yani ve idâ kile lehum mâ beyni eydîkû mâ turhamun. A'radu. Kendilerine bu söylenince onlar da yüz çevirdiler. Dolayısıyla burada cev izanın cevabı hasve gitmiştir. O da A'radudur. Nereden biliyoruz? bi ma ma anlıyoruz. Bu ayet kelimeden sonra gelen ayetten anlıyoruz. Orada ne diyor o ayet kelimede? Ve min ayetin min ayati Rabbi'm illa kanu anha mu'ridin. Kendilerine Allah'ına Allah'ın herhangi bir ayeti geldiğinde onlar yüz çevirirler. Dolayısıyla bu madem ki yüz çevirmişler o zaman kendilerine takva itika edin, korunuz, muhafaza, kendinizi kötülüklerden muhafaza edin denildiği vakitte de, yüz çevirmişlerdi. İşte bu ve ma min ayet min ayeti rabbi min la kanu anha muridin bölümünden e, idanın cevabın ne olduğunu anlamış oluyoruz. A i̇şte bu iki yerde de sadece kısalma olsun diye has olmuştur. Başka bir sebepten dolayı değildir. Ev liddelaleti ala ennehu şeyun la yuhitu bihi el vasfu ya da neden cevap hasf edilmiştir? Eee yani öyle bir şekilde ki bir söyleyecek bir vasıf onu ihata edemeyecek kadar önemli bir şeye delt etsin diye yani onu onu dile getirecek bir vasıf yoktur. Öyle bir hale delt etsin ki o hali e, e, telaffuz edecek, açıklayacak bir kelime yoktur, bir vasıf yoktur. Bu olsun diye cevap hasfedilmiş olabilir. Avli tzehbe nefsu's sa'imi kulle mezheb'in mumkinin ya da dinleyici olabilecek her e, mezhebi her yolu e, e, yolda yürüyebilsin o yolu düşünebilsin diye. Onun içindir. Misaluhuma her ikisine de misal hem e, la yuhitu bi hem e, sami'in kulla mümkün olacak her mezhebi düşünmesi ve e, e, hayal etmesi ne örnek şu ayet-i kerime. "Kavluhu teala ولو ترى إذ bu ayet daha önce de okumuştuk orada her muhatabın bunu buna yani sadece belli bir muhatap değil evet ne kadar muhatap Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olsa da aslında her muhatabın buna muhatap olduğu herkesin buna muhatap olduğu her okuyan buna muhatap olduğu dolayısıyla onların ateş ateş üzerinde durmalarının apaçık olduğu ve herkesin görebileceğini anlatmak ve o manzarayı düşünüp hayret edici manzaranın nasıl olduğunu idrak etsin diye burada e, bu şekilde söylenmiştir ve cevap e, zikredilmemiştir. Yani burada o zaman e, onların ateş üzerinde durmaları, onların ateş üzerinde durmalarını e, bir görsen o zaman nasıldır? Öyle bir hal ki onu anlatacak bir vasıf yoktur. O kadar korkunç bir durumdur. Ya da e, bu ayet kelimesi duyan kişinin olabilecek her hayali bu noktada hayal et, tahayyül etmesi. Ateş üzerinde durmaları nasıl korkunç bunu tahayyül etmesi için cevap hasfedilmiştir. O gayri zalika e, ya da bunun dışında ya da, ya da sadece bu işte efendim söylediğimiz değil bunun dışındaki eee o gayru ya da bunun dışında mezzet zikredilenler dışında e, başka durumlarda da hasf olabilir. Ee, nahu kavlihi teala Allah tebarek ve teala şu kavlinde olduğu gibi la yestevi minkum men enfaka min qabl fethi ve qatala la yestevi minkum sizden e, fetihden önce Mekke'nin fethinden önce Allah yolunda infak edip savaşanlar e, fetihten sonra infak edip savaşanlarla aynı değiller. Burada işte dikkat edin. Burada da yine hazif var. Ve buradaki hazif sık ettiğimiz sebepler dışında başka şekilde gelmiştir. Sadece söylediğimiz şekilde değildir. Evet burada işte yani la yestevi men enfaka min qabl el fethi ve qatala ve men enfaka ba'dahu ve qatala fethten önce infak edip savaşanlar Allah yolunda savaşanlar fethten sonra infak edip savaşanlarla aynı derecede değildir. Onların derecesi daha üstündür. Nereden biliyoruz? Bir delili ma ba'dahu yine ma ba'dında kendisinden sonra gelen ayet-i kerimede. Kendisinden sonra ayet-i kerime ne diyor? Ulaike a'zam bu daraceten min ellezine enfaqu min ba'du ve katelu. bunlar yani bu fethten önce infak edip Allah yolunda savaşanlar fatih sonra infak edip savaşanlardan Allah indinde daha daha büyük dereceye sahiptiler. Dereceleri daha büyük. İşte buradan anlıyoruz ki anfaku min ba'du ve anlıyoruz ki orada da hasif vardır. bütün bu söylediklerimiz cümlenin birer parçalarıydı fakat şimdi ise ve imma cümletun musabbetun an ya da mezkur e, cümleye musabbet olmuş e, bir e, cümle hasve gitmiştir. Yani mezkur olan sebeptir. Hasve giden ise musabbettir. O sebepten sebebin yaptığı şeydi. Seb e, e, yani mezkur olan e, sebep olmuş Hasve giden ise musabbettir. Ne nah, örneğin liyuhiqa'l-haqqu ve yubtala'l-batil hak yerini bulsun batılı da iptal etmek için işte bakın way, bu liyuhiqa'l-haqqu ve ee, yubtala'l-batil bu nedir bunlar sebeptir çünkü lama illet var illet lamı var başına liyuhiqa' lama illet içindir illet önce sebeptir bu sebep hazfe gitmiştir yani ne olmuş liyuhiqa'l-haqqu ve yubtala'l-batil fa'ala ma fa'ala burada fa'ala ma fa'ala yani müsebep olan müsebep hasve gitmiştir. Sebep zikredilmiştir. Müsebep ise ee, hasve gitmiştir. Av sebebi limedkurun ya da mazkur müsebepdir. Sebep hasve gitmiştir. Sebep hasve gitmiştir. Örneğin nehu fenfecarat. Fenfecarat. Bu fenfecarat müsebepdir. Sebep hasve gitmiş. E, nasıldı ayet-i kerime? Rabbimiz Celle Celaluhu Hazreti Musa Aleyhisselam için diyor ki fakul nadrib bi asakal hajra. Biz ona dedik ki asanı taşa vur. Fen ve su fışkırdı. O zaman ne oldu burada arada bir hasf var. Nedir? O zaman şudur. in kudire eğer orada hasfe giden fadarabahu biha diye takdir edilse. Yani fadarab Musa uh, 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 al, uh, al hajara bil asa Musa taşa e, bastonuyla, asasıyla vurdu. E, dersek işte bu faddarabuhu biha fen feceretinin sebebidir. Sebebidir. Musebep ise infecarettir. Yani suyun orada çıkmasının sebebi Hz Musa'nın asasını taşa vurmasıdır. Dolayısıyla burada faddarabuhu biha hasve giden e, cümledir. Ve bu cümlede e, meskur me olan fen feceret cümlesinin sebebidir. Ve yecuzu en yuqaddara ama şunu da takdir etmek caizdir. Fe in darabta biha eğer sen taşa asanı vurursan fakat in fajarat muhakkak ki oradan su fışkıracaktır. bu da bunu da takdir e, bu da takdir edilebilir. Evet. او غيرهما يا السبب ومسبب جدا جملة مس سبب و مسبب حسب جملة سبب و مسبب دشنده باشقا بيرشيدر نحو اورنين فنعمل ما هيدونا فنعمل ما هيدونا فنعمل ما متح آآ في ليدر نعمه الماهدون وننفع ليدر مخصوص متح خبردر در قولنا Mübteda da hasfe gitmiştir. E mübteda hasfe gitmişse. Burada aynı zamanda maksusi methe de hasfe gitmiş ki bu kavle göre o da haberdir. O zaman cümle hasfe gitmiştir. Daha önce de geçti. Biz orada dedik ki hum nahnu fe ni'mel hum nahnu. Dolayısıyla burada hum mübtedadır hasfe gitmiş. Nahnu da maksus maksusi methedir. O da hasfe gitmiş. Ama, ama bu bizim söylediğimiz gibi maksus methe mahzuf bir haber bir mübtedanın haberidir diyenlere göre eğer mahsusen methi mübteda fe ni'mel haberdir deniyorsa orada hasf yoktur dem. Ama bu ikinci kavle göre orada bir cümle hasfe gitmiştir ve sebep müsebbep de değildir. Ee, bu da geçti. Ve imma ekseru min cümletin ya da hasfe giden bir cümleden fazladır. Bir cümleden fazladır. Burada duralım. Ya bunu da bitirelim. Vel hasfu ala vecihine gelelim bir cümleden fazladır. Nahu ana ana unabbiukum bi ta'wilihi farsiluni Yusufu. Ben size gördüğünüz rüyanın tabirini yaparım getiririm. Farsiluni beni gönderin. Onu sonra Yusuf yani ya Yusufu. Burada bir bir iki cümle haziftir. ne demektir? Şu demektir. Farsiluni ile Yusuf'a. Beni Yusuf'a gönderin li estabirahu ruya ki ruyan tabirini ondan talab edeyim. Fe onlar da yaptır onu gönderdiler. Ve etahu o da Yusuf'a geldi. Fe qala lehu ya Yusufu ve dedi ki ya Yusuf. İşte burada ila Yusuf'a hasiftir. Li estabirahu ruya yine hasf hasf edilmiştir. Fe ve etahu bütün bu cümleler hasf edilmiştir. Ya ya'yı munada nida harfi de hasf edilmiştir. أصل يوسف يعني يا يوسف، بردة بقا جملة، يد المشتر، بقا جزانا الله كل خير وبارك الله لنا ولكم فيه بركة كثيرة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.